أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yine bir cuma gününde muhterem kardeşlerim, cumanız mübarek olsun. Allah'ım sıhhatle, afiyetle nice böyle cuma günlerine, ümmetin en eftal günü olan cuma gününe çıkmaya Rabbim cümlemize nasip eylesin. Her zaman hatırlatıyoruz. Bugün de hatırlatmakta da fayda var inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem üzerine bugün salavatı çok getirmeyi unutmayın. En az 1000 salavatı ihmal etmeyin arkadaşlar. Çünkü cuma günü olduğu zaman salavatı bana çoğaldın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Görevli melekler var, onu bizzat götürecek. Onun için bugün cuma günü, cumada salavatı ihmal etmeyin inşallah. Bugünkü dersimiz ise denilmiş ki muhterem kardeşlerim, ويقال ينبغي للعاقل أربعة أشياء حتى يصلح عمله ولا يضيع اجتهاده. Akıllı bir kişinin amellerinin makbul olması ve gayretinin boşa gitmemesi için şu dört şeyi bilmesi gerekir. Akıllı bir kişi, zaten İslam dini akıllı kişilere gelmiş. Bu İslam'la muhatap olmuşsa herkes akıllıdır. O zaman şu dört şeyi bilip amellerinin boşa gitmemesi için ona göre gayret etmesi gerekir. Birincisi, evveluha el-ilmu liyekuna ilmehu hucce. İlim sahibi olması gerekir ki herkes ne yapacaksa, mesela abdest alacaksa, abdestin neler farz olduğunu, neler sünnet olduğunu, nelerin abdesti bozduğunu, namaz kılacaksa namazdan önce nelerin farz, namazın içinde nelerin farz, namazı bozan şeyler, namazı bozmayan şeyler, en azından bir Müslümanın bunları bilmelidir ki şimdi yapmış olduğu amel boşa gitmesin. Mesela en basitten bir örnek verirsek. Şimdi sen abdest alacaksın. Bu mübarek kış gününde soğuk suyla camiye gireceksin veya eve gireceksin. Buz gibi suyla abdest alacaksın. Eğer sen bu abdest almadan önce istibra yapmamışsan, kardeşim abdestin boşa gitmiş olur yani. Namazını da boşa gitmiş olur. Onun için istibra çok önemli bir mesele. İslam'da yani abdest konusunda, namaz konusunda bir Müslümanın hayatında istibra çok önemli bir şey. İstibra ne? Bir Müslümanın tuvalete girdiği zaman, tuvalete girerken sol ayakla girmesi, çıkarken sağ ayakla girmesi, tuvalette işi bittikten sonra hemen abdest almaması. En azından fıkıh kitaplarımızda geçen işte 40 adım atana kadar veya 3-5 dakika bekleyene kadar abdest almaması ki çünkü idrar torbasında damlacıklar kalmış olabilir. O damlacıklar abdest aldıktan sonra geldiği zaman bir damla gelse bileme kişinin abdesti bozulmuş olur. Onun için yani yapmış olduğu ameller boşa gitmemesi için, gayreti, çabası boşa gitmemesi için ilim sahibi olması gerekir. Eğer bu istibrayı yapmamışsa bu insan, bu soğuk günde gitmiş, buz gibi suyla abdest almışsa, Allah rızası için namaz kılmışsa, tekrar namaz kıldığı yerde o idrardan bir damla gelmişse bütün gayreti boşa gider yani. Onun için demişler yani akıllı kişi ne yapacaksa o yaptığı alanla ilgili ne bilmesi gerekir. Yani bir şimdi elektrikçi elektrik işini bilmeden eline tornavida alabiliyor mu? Örgeni yavaş yavaş elektrik işini yapmıyor. Sen Müslüman, sen ahiretinle ilgili mesele ya. Ahiretini kurtaracaksın. Burada sadece dünyanı değil, ahiretini de kurtaracaksın. Öyleyse o amellerin boşa gitmemesi için işte abdestle ilgili meseleleri en azından bir dini bilgiler kitabı var, bir ilmihal kitabı var. Bunu bir Müslümanın okuması gerekir. Açın evinizde, çoluğunuzda çözün. Hadi gelin oğlum bugün abdestin farzları neymiş? Abdestin sünnetleri neymiş? Hadi gelin bugün hanım bahim gel namazın sünnetleri neymiş diye ilmihali en azından evde okumaya gayret edin. Veya okuyamıyorsunuz veya bu işi yapan insanlar, sosyal medyada yapan insanlar, alimler var. Onları takip etseniz de yine inşallah istifade görürsünüz ki ameliniz boşa gitmemiş olur hiç olmazsa. Bu birincisi. Yani amelin, akıllı kişinin amellerinin makbul olması ve amellerin çalış gayretinin boşa gitmemesi için bir ilim sahibi olması gerekir. Neyi yapacaksa onu bilmesi gerekir ya. İkincisi, والثاني كنساء التوكل حتى يكون له في العباد فراغ ومن الخلق ياس. Tevekkül etmelidir ki, tevekkül sahibi olması gerek ki ibadetlerinde kendisi için genişlik olsun
ve insanlara bel bağlamaktan ümidini kestik. Yani ibadetinde, taatinde, ya şimdi ibadete namaza gidersem dükkanımı kapatır, ya bir müşteri gelirse o zaman ne yapacağım? Müşteri gider, başkasına gider. Böyle değil kardeşim. Senin ibadet saatin, taat saatin, kulluk saatin. Allah-u Teala zaten yazmış sana. Dükkanın ezan okunduğu zaman Bismillah de, dükkanını kapat. Veya ümmet-i Muhammed için her taraf mescit. Dükkanında kıl. Tevekkül sahibi ol. Yani ben gidersem, şimdi dükkan kapalı olursa, namaza gidersem veya şimdi namaz kılarsam işimi geç korum, işimden böyle olurum diye değil ya. Sen tevekkül sahibi ol. İbadetlerine vakit ayır yani. Allah'a kulluğuna vakit ayır. Allah-u Teala onu belki de sana ummadığın yerden çok rahat fazlasıyla verir yani. Ve thalisi, üçüncüsü, وَالصَّبْرُ لِيُتُمَّ بِهِ الْعَمَلِ. Sabır ehli olması gerekir. Amellerinin tamamen ermesi için. Ya şimdi namaza başladık, ya hele farzını yine kaçak veya işte şimdi kim soğukta abdest alacağı, işte ona sabır etmesi gerekir. Gidip Allah'ın farz kılmış olduğu abdesti alıp Allah'ın farz kılmış olduğu namazlara ne yapması gerekir? Sabır etmesi gerekir. Soğukta da olsa, sıcakta da olsa, darlıkta da olsa, bollukta da olsa o ameller Allahu Ekber dediği zaman, işte öğlen namazı 10 rekatsa her hepsini sabırla kılması gerekir. Tesbihatını çekip duasını etmesi gerekir. Kendisine, çoluğuna, çocuğuna, ümmet-i Muhammed'e, herkese dua etmesi gerekir. Amellerde, yani ibadetlerde, taatlerde, kullukla sabır etmesi gerekir. Sabırsızlık göstermemesi gerekir. Ve rabi'u, dördüncüsü, el-ihlas liyanale bihil ecr. Dördüncüsü de ihlas sahibi olması gerekir ki yapmış olduğu amel boşa gitmez. Yani sen bu ameli kimin için yapıyorsun? Ustam görsün diye mi? Hoca görsün diye mi? Anne baba görsün diye mi? Yoksa ben bu ameli Allah rızası için yapıyorum ya. Ustam kimmiş? Annem babam kimmiş? Yarın hesaba çekildiğimiz zaman onlar benim yerime hesap vermeyecek. Ben hesap vereceğim. Öyleyse yapmış olduğu ameli ne yapması gerekir? İhlas içinde. Sadece ve sadece Allah rızası için. Bir namaz kılıyorsa, bir abdest alıyorsa, bir hayır hasenet yapıyorsa, herhangi bir şey yapıyorsa, bu yapmış olduğu ameli de sadece ve sadece Allah rızası için yapması gerekiyormuş ki amele Allah-u Teala'nın istediği amele ne yapsın? Sevaba nail olabilsin. Yoksa eli boş kalmış olur muhterem kardeşlerim. Allah-u Teala, Hasan Basri demiş ki rahmetullahi aleyh, bir adam şu hayrı, yani cenneti istiyorsa, cenneti talep istiyorsa, talep ediyorsa, cenneti talep etmeyen var mı? Herkes talep ediyor. Herkes cenneti istiyor. Öyleyse çaba sarf etmeli, gayret etmeli. Yani amelleri yaparken solmamalı yani. Sıcaklar, soğuklar, darlık, sıkıntı kendisini soldurmamalı yani. İstikamet üzerine olmalı, ihlas üzerine olmalı yani. Çünkü eğer öyle olursa, istikamet üzerine olursa Allah-u Teala ne diyor? İnnellezîne estaizu billah, Fussilet suresi ayet 30'da. İnnellezîne kâlû rabbunallah. Yani şu Rabbimiz Allah diyen kişiler var ya diyor, Allah'tır deyip sümme istekamu, sonra dost doğru olanlar, sümme istekamu tenezzelu aleyhimul melâike. Melekler onların üzerine oluk oluk inerler. Ellâ tekâfu ve lâ tehsen. Ne diye? Üzülmeyin, korkmayın diye. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ size vaad olunan cennete sevinin derler diyor. Allah'ım inşallah bu dört tane amele akıllı kişilerden kılıp bizleri bu dört tane amele gayret etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Birincisi neymiş muhterem kardeşlerim? İlim sahibi olmamız gerekiyor. Herhangi yapacağımız bir konuda ilim sahibi olmamız gerekiyor. İkincisi, yaparken tevekkül sahibi olmamız gerekiyor. Üçüncüsü, o amellere devam ederken sabırlı olmamız gerekiyor. Dördüncüsü de ihlas üzerine olmamız gerekiyor. Allah'ım cümlemizi inşallah istikametten, ihlastan ayırmasın. Tekrar cumanız mübarek olsun. Dediğim gibi salavat-ı aman ha aman muhterem kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, şefaatimiz üzerine, kurtarıcımız üzerine inşallah salavat-ı bol getirmeyi unutmayın. Cümleten selamun aleyküm.